Canım oğlum benim. Ah, ah nasıl yaşardım sana bir şey olsaydı, nasıl yaşardım? Düşünme artık onları kızım. Çok şükür kurtuldu. Sen salim bulundu bebeğim. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Ana bazen nasıl geriyor biliyor musun? Sanki böyle korkunç bir rüya görmüşüm de o rüyadan yeni uyanmışım gibi. Kemal nasıl böyle bir şey yapabilir? Nasıl kıyabilir benim bebeğime? Allah korudu kızım. Verilmiş sadakamız varmış. Ha Güllü, ben Ali bulunsun diye adak adamıştım kurban keseriz diye. Tamam, tamam ana keseriz. Gel. Güllü, babana gidip bebeğin bulunduğunu haber vereyim diyorum. Çok merak ediyordu, yani sevinir ha? Peki ana. Hayır, çok üzülmüştü Kemal'in kaçırılma olayı ondan bilindi diye. Yani gönlünü almış olurum ha kızım. Tamam. Şoföre söylerim götürür seni. Orhan Bey, Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ne yapardık bilmiyorum. Rica ederim Zehra Hanım. Ben insanlık vazifemi yaptım. İyi günler. İyi günler. Kusura bakma Orhan, anca uyuttum. Rica ederim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yaptıklarına çok minnettarım. Muzaffer Ali'nin doğduğu günü dün gibi hatırlıyorum. Onun başına kötü bir şey gelmesine izin vermezdim. Onu nasıl buldunuz? Kemal'i hapishanede ziyaret ettiğimi söylemiştim ya size. Evet. Onun çapraz sorgulama esnasında çok mühim bir malumatı ağzından kaçırdı. Tabii bebeğin yerini tam olarak itiraf etmedi ama... farkında olmadan verdiği ipuçları sayesinde Muzaffer Ali'ye ulaşabildik. Nerede saklamış oğlumu? Metruk bir eve. Önce adamlarımı gönderdim. Bebeğin orada olduğunu tespit ettiler. Evde daha başka birilerinin olduğu fark edilince jandarmaya haber verdim. Kemal'e yardım eden birileri mi varmış? Evet. Muhtemelen köylüler. Fakat biz oraya gittiğimizde kaçmışlardı. Bunun bedelini ödeteceğim onlara. Hepsini süreceğim o köyden. Bu gayet mütenasip bir ceza olur. Ancak size henüz söyleyemediğim bir şey var. Nedir? Kemal dün gece kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Evet. Nasıl kaçabilmiş hapisten? Hapishaneden değil, hastaneden kaçmış. Kardeşiniz Hamza, yeğenini kaçırdığını öğrenince onu bıçaklamış. Hamza Kemal'i mi bıçaklamış? Evet. Kemal'i apar topar hastaneye kaldırmışlar. Ancak nöbetçinin bir anlık dalgınlığından istifade edip kaçmayı başarmış. Orhan, ya tekrar çiftliğe gelirse? Ya tekrar bebeğime bir şey yaparsa? Bütün bu ihtimalleri ben de düşündüm. Ama merak etmeyin. Bütün önlemleri aldım. Jandarma çiftliği koruyor. Ancak yine de içim rahat değil. Kemal yakalanana kadar oğlunuzu alıp buradan uzaklaşmanızda fayda var. Nereye gidebiliriz ki? Ben pek yakında Paris'e gidecektim. Seyahat programımı öne alabilirim. İzin verirseniz size refakat edebilirim. Benimle birlikte Paris'e gelin Serap. Kısa bir tatil size de iyi gelecektir. Çok zor zamanlar geçirdiniz. Ayrıca Kemal yakalanıncaya kadar burada bulunmamanızda fayda var. Bilemiyorum ki. En azından bunu düşüneceğiniz hususunda bana söz verin. Eğer yanıtınız olumlu olursa derhal Paris'e gidebiliriz. Peki, düşüneceğim.
Şimdilik hoşça kalın. Akşam tekrar uğrayacağım. Güle güle. Orhan. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Hoşça kalın. Bir dakika. Beyim. Buyur Yasin'e. Allah sizden razı olsun beyim. Sayenizde evladımız sağ salim bulundu. Çok korkuyorduk başına bir şey gelecek diye. Siz olmasaydınız belki de... Ben yalnızca rahmetli dostum Muzaffer için elimden geleni yaptım. Ayrıca teşekkür etmenize gerek yok. Her insan evladı bunu yapardı. Güle güle beyim. Çok teşekkür ederim. Ses neydi? Anlayamadım efendim. Lastik patladı sanırım. İnip kontrol edeyim. İn aşağı. Ne yaptınız zannediyorsun sen Kemal? Ha? Ortalık jandarma kaynağı. Sana yürü derim. Ulan! Sağa şükürler olsun. Dualarımızı kabul edip de yavrumuzu bize yolladı. Amin. Yüce Rabbim son günlerimde bu acıyı bana zeval görmedi. Yoksa Seyyare Hanım bu acıyla biz nasıl yaşardık? He, aman geldi geçti işte. Tövbeler olsun bir daha anmayalım o günleri Yasin. Ben neyi merak ediyorum? Şimdi paralar ne olacak? Yani mükafatı Orhan Bey mi alacak? Gülizar, sen ne diyorsun kız? Ne parası? Tövbe tövbe. Sen bu durumda sevineceğine para mı hatırına geliyor? Geç öyle. Yürü. Tamam dur. Söyle ne yaptın bebe? Hiçbir şey. Sakladığın yerde bulup Serap'a götürdüm. Şimdi çiftlikte. Annesinin yanında. Kemal, herkes senden nefret ediyor. Özellikle de Selam. Bu aralar gözüne görünmesen ne edersin? Sen adi düzenbaz herif. Sen yılan. Söyle nasıl gebertim seni lan? Ha? Nasıl gebertim seni? Ha? Nasıl gebertim lan? Nasıl? Ha? Nasıl gebertim seni ha? Sen benim anamı öldürdün. Küçücük bebeği kaçırıp beni hapse tıktırdın. Nasıl gebertim lan seni ha? Nasıl lan? Söyle. Kendini daha beter bir çıkmaza sürüklüyorsun Kemal.
Tahammüden cinayete girer bu. Yani idam edilirsin. Eğer seni öldürmemi istemiyorsan, şimdi benle jandarmaya gelip her şeyi itiraf edeceksin. Hala anlamıyorsun değil mi Kemal? Beni öldürsen de aklanamayacaksın. Yaptıklarımı asla itiraf etmeyeceğim. Hepsi senden bilinecek. Ayrıca ikinci bir cinayet daha işlemiş olacaksın. Hadi yap. Madem öyle, günah benden gider Orhan. Bu iş burada bitmedi. Son nefesime kadar peşinde olacağım Orhan. Anladın mı? Son nefesime kadar. İyi misiniz? Şu tarafa kaçtı. Derhal yakalayın köpeği. Elini kolunu sallayarak çiftliğe kadar girip kafama nasıl silah dayayabiliyor? Hapisten kaçan bir adam bunu nasıl yapabilir? Olanlardan dolayı çok üzgünüz. Ama tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz Orhan Bey. Ben sizin üzülmenizi ya da özrünüzü değil, o herifi yakalamanızı istiyorum derhal. İzini kaybetti komutanım ama bölgeyi çembere aldı. Gidebileceği her yer aranacak. Emredersiniz komutanım. Gezi, gel buradan gel. Ya kurban olduğum bize gideydik ya. Pakize bakardı sana. Hiç böyle oldu mu tek başına? Ramazan, ısrar etme. Elimde kalmak istiyorum. Halide Hanım, evi aramak zorundayız. Neden? Kemal, dün gece sabaha karşı kaçmış. Kaçmış mı? Arayın çocuklar. Gezi, iyi misin? Ha? Gel, gel, gel. Ver onu bana. Yavaş, yavaş. İyisin değil mi Gezi? Ya komutan bunu nasıl sormuş ki ne bu? Hamza. Hamza Kemal'i hapishanede bıçaklamış. Peki benim yanımdan bir haber var mı ha? Onu değerle bir. Evet. Yeğeninizi bulduk. Oh çok şükür ya. Orhan Bey Kemal'i takip etmiş. Bebeğin sakladığı yeri öğrenmiş. Orhan Bey'in sayesinde Muzaffer Ali'yi kurtardık. Her yere baktık. Kimse yok komutanım. Toparlanın, gidiyoruz. Kemal'den herhangi bir şekilde haber alırsanız ya da Kemal buraya dönerse bizi mutlaka haberdar edin. Çünkü o halde çok fazla uzaklaşabileceğini sanmıyorum. Ne güzel ki bu adam ya. Rezilet. Beni çağırtmışsınız. Senden bir istirham mı olacaktı Yasna? Estağfurullah. Buyurun. Anama da kadamış. Kurban kesip fakir fukaraya dağıtın. Baş üstüne. Sağ ol Yasna. Yenge.
Efendim Kabah. Sağ zahmet olacak ama bir bardak su ver bana. Tamam. Ellerin dert görmesin. Dedim ki zahmet oldu. Ama malum biliyorsun ben bu yatağa mahkum aciz bir kulum işte. Yok canım, ne zahmet. Ben bir bakayım. Ey Tereke Mahallesi! Bundan sonraki iki ay kimseden kira istemiyorum. Bu ne ki? Bu ne ki? Torunumun kurtuluşu şerefine dileyin benden ne dilerseniz. Zehra abla ne oluyor? Muzaffer Ali bulundu Pakizu. Ay gözümüz aydın. Allah'a bir şükürler olsun. Nasıl, sağlıklı mı, iyi mi bari? Çok iyi, çok iyi. Hiçbir şey diyor. İyi, iyi. Senin de gözün aydın Cemşir ağa. Sağ olasın Pakize, cümlemize. Nasıl bulunmuş peki? Hakikaten ya, sevincimizden nasıl bulunmuşu soramadık. Orhan Bey buldu getirdi. Ay. Çok sevindim vallahi. Ya ben de sorma, çok mutluyum, çok. Yenge. Pakize, yenge. Bak izle. Kaba. Ya ne oldu orada? Niye kalabalık? Ne diyorlar? Nasıl ayağa kalktın? He. Yüce Rabbim birden kaldırıverdi işte. Böyle ben de şaşırdım. Nasıl kalktım ben ayağa? Neymiş? Demek ki Allah'ın aciz bir kulu değilmişsin. He mi? He. He de. Orada ne oluyor? Sen bana onu de. Ay Muzaffer Ali'yi bulmuşlar. Kadını da yakalamışlar mı? Hangi kadını? Ya işte elleri boyalı, bebeğe kaçıran hani tırnakları yok. Boyalı kadın. Kadın madın yok Kaba. Nasıl yok? Yok işte. Kadın. Ahmet! Hayrola komutan? Arayın. Siz de buraya bakın. Sen Kemal'i en son ne zaman gördün? Hapse düştüğünden beri görmedim. Ne oldu ki? Evde kimse yok komutanım. Kemal, yaralı vaziyette nakledildiği hastaneden dün sabaha karşı kaçtı. Kaçtı mı? Eğer herhangi bir şekilde haber alırsan bize bildireceksin. Yoksa senin de başın belaya girer. Hadi çocuklar. Toparlan asker. Geldim güzel.
Şahinler! Buldunuz mu ağalar? Kemal hapisten kaçmış. Ne? Kemal hapisten mi kaçmış? E ya. Ağalar. Kemal Şahin'i gören ya da yerini bilen var mı? He? Biz suçluyu evinde saklamak ya da nerede olduğunu bilip söylememek büyük suçtur ha. Eğer bilip de söylemiyorsanız hepinizin evleri teker teker aranacak. Kemal yok burada. Görsek de demek zaten. Sen bile bile bir suçluya yataklık etmenin cezasını biliyor musun? Bütün evleri teker teker arayın. Çabuk. Oturun be. Öyle iyi bir adam ki şu Orhan Bey. Allah ne muradı varsa versin. Ya o olmasaydı ne ederdi bilmiyorum. Pek muhterem bir insan Orhan Bey ya. Zaten bir insanı boşuna mebus yapmıyorlar. Beni de pek seviyor. Ha, gördük iblisin esasını. Ay, selamünaleyküm. Aleykümselam. Ramazan gözün aydın. Yeğenini bulmuşlar. He, haberim var. Nereden haberin oldu ki? Jandarmadan duydum. Dezemlere geldiler, evi aradılar. Kemal hapisten kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl kaçmış? Hamza Kemal'i vurmuş. Allah Allah. Niye ki? Vallahi niyesini bilmiyorum. Herhalde bebeği kaçıranın Kemal olduğunu öğrendi. Onun da yeğeni neticede çekti vurdu. Hamza'nın bir şey olmuş mu? Yok Zehra teyze, Hamza'ya niye bir şey olsun? Hamza vuran zaten. Kemal'i hastaneye kaldırmışlar. O da oradan kaçmış. Allah. Ah. Bitti kardeşim. Bu bir süre idare eder seni. Sağ ol Ahmet. Buraya gelerek seni de tehlikeye attım. O nasırla şimdi kardeşim? Bu gece jandarma geri gelmez. Ama seni bulamayınca yine gelecekler. İlk yer burası. Doğru. Jandarma gelirse arkadan kaçarsın. Sendikanın toplantısını yaptığımız yer var ya. Bir ters sıkılırsa oraya git, değil mi? Orhan, ne oldu? Önemli bir şey yok. Bebeğe bir şey yapmadın, değil mi? Onu çiftliğe götürdüm. Nedir o elindeki? Boşanma ilanımız. Artık resmen hür bir adamsın Orhan'cığım. Kemal yakalandı mı? Yakalanması an meselesi. Ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Adam elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Peşini bırakmayacak o senin. Bunu ben de biliyorum Seher. İşte bu yüzden gidiyorum ya. Gidiyor musun? Nereye? Paris'e. Ben ne olacağım? Sen burada oturup sabredeceksin. Bekleyeceksin Seher. Benim artık öyle bir sabrım yok Orhan. Ben de geleceğim. Sen gelemezsin. Çünkü Serap'la gidiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmaya çalıştığım gayet açık. Serap'ı evlenmeye ikna edeceğim. Tüm bunları artık sadece para için yaptığını düşünmüyorum. Bence sen Serap'a aşık oluyorsun. Yine saçmalıyorsun sen. Evet, saçmalıyorum.
Çünkü seni kıskanıyorum. Sen o kadınla Paris'te gününü gün edeceksin, ben de burada rahat edeceğim, öyle mi? Alo. Merhaba Halideciğim. Orhan, az önce uğramıştı burada. Bir saniye vereyim. İyi günler. Efendim Halideciğim. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var Orhan. Bana uğrayabilir misin? Nedir konuşmak istediklerin? Telefonda konuşamam. Özel bir durum. Hemen geliyorum. Kemal'i. O istedi baba. Orhan'ın bebeği kaçırdığını duyunca dellendi. Buradan çıkmam lazım dedi. Bana yardım edeceksin dedi. Yeğenimin kurtulması için yaptım baba. O değilsin. Muzaffer Ali'yi ben kurtardım diye getirdi çiftliğe. Öyle olunca herkesin gözünde kahraman oldu soysuz. Tabii. Öylece bütün suçlar iyice Kemal'e kaldı. Her yerde onu fellik fellik arıyorlar. Hamza. Sen bu Kemal'in yerini biliyor musun oğlum? Ben Kemal'in yerini bilseydim gider ona yardım ederdim. Yoksa Kemal, o şeytanla tek başına mücadele edemez. Ancak birlikte olursak olur. Baba, işler ters giderse Ahmet'in yanına giderim dediydi. Bir oraya bak istersen. Efendim, koçumsun sen. Ben şimdi gideyim. Allah'a emanet olun. Evet, seni dinliyorum Halide. Viski içer misin? Üzüm yok. Fazla kalamam. Sade de gel Halide. Yok, lütfen al. Kutlama yapacağız. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Bravo. Gerçekten. Bu işte bir parmağın olduğunu hissediyordum ama niçin yaptığını bir türlü anlayamamıştım. Artık her şey netleşti. Bebeği niçin kaçırdığını biliyorum. Hem Kemal'den kurtuldun hem de Serap'ın kahramanı oldun. Nereye varmaya çalışıyorsun Halide? Senin hakkında çok şey biliyorum Orhan. Yani seni mahvetmek elimde. Bu yüzden benimle iyi geçinmek zorundasın. Eğer Serap'la evlenmeni onaylamamı istiyorsan... ...istediğim her şeyi vermek zorundasın. Ne istiyorsun Halide? Çiftliği. Orası benim hayatım. Onu geri istiyorum. İstediğimi vermezsen... ...ben de her şeyi Serap'a da polise de anlatırım. Beni tehdit ediyorsun yani, öyle mi? Yapma Orhan. Ben... ...sana sadece bir anlaşma öneriyorum. O kadının elinden her şeyi almana yardımcı olacağım. Sen de bana hakkım olanı vereceksin. Peki. Eğer Serap'la evlenirsem çiftlik senin olacak. Söz. Yalnızca çiftlik değil. Arazilerin de yarısı.
Bu mümkün değil Halide. Orhan, benimle pazarlık edecek durumda değilsin. Sen de benimle aşık atacak vaziyette değilsin Halide. Bundan emin misin Orhan? Ama bak, arazilerin üçte birini veririm. Âlâ. Ama o, bu çok uzun süreli bir anlaşma. Serap yaşadığı müddetçe bütün bunları gerçekleştirmemiz çok olası görünmüyor. Sen orasını çok düşünme Halide. Sandığın kadar beklemeyeceğiz Halide. Sağ ol. Senin de sağlığın Orhan. Hanımım, bizi emretmişsiniz. Evet Yasin Hanım. Hepimiz çok zor günler geçirdik. Ben bu zor günlerimde yanımda olduğunuz için size teşekkür etmek istedim. Muzaffer Ali'nin yokluğunda bana destek olduğunuz için teşekkürler. Bu arada kalbinizi kırdıysam da kusura bakmayın. Estağfurullah hanım. Ne kusuru? Bebeğinizi çaldırdınız. Az bir şey. Neyse. Geldi geçti çok şükür. Öyle değil mi kız? He. Tas tamam, sapasağlam bulundu ya Allah'a çok şükür. Yasina, kapıdaki nöbetçi yerlere yemek dağıtmayı unutmayalım, tamam mı? Emredersin sanırım, merak etme. Orhan ve Nene Rüfyanların olduğu sürece ne Güllü ne de bebeği güvende. Bir yolunu bulup o herife gününü göstermeliyim Ahmet. Başın zaten yeterince dertte Kemal. Yakacaksın kendini. Umurumda değil. Bir şeyler yapmalıyım. Güllü'ye her şeyi anlatmalıyım. Nereye gidiyorsun Kemal? Çiftliğe. Delirdin mi sen? Buradan çıktığın an tutuklarlar seni. Böyle oturup duramam Ahmet. Güllü'yle konuşmam lazım. Diyelim ki buradan çiftliğe kadar gidebildin. İçeri nasıl gireceksin ha? Jandarmalar koruyor çiftliği artık Kemal. Yapma ne olursun. He? Bir yolunu bulmalıyız. Buyur Cemşire. Kusura bakma Ahmet. Gecenin bir vakti kapını çaldım ama bir soru soracaktım. Yarın sabahına gelsen de konuşsak. Biraz işim var içeride. Yarın sabah geç olabilir. Kemal burada mı Ahmet? Korkulacak bir şey yok. Ben her şeyi biliyorum. Hamza bana anlattı. Ben Kemal'e yardım etmek istiyorum. Bırak gelsin Ahmet. Buyur Cemşire. Geç kardeşim. Kusura bakma Kemal. Bu Orhan denen deus öyle şeytana papucunu ters giydiren ki... Jandarmaya bile lafımı anlatamadım. Ama sen bu herifin ipliğini pazara çıkartacak bir plan biliyorsan... sana yardım etmeye hazırım. Çünkü bu herif onların yakınlarında olduğu sürece... ne Güllü, ne torunum güvende değil. Çiftliğe gitmem, Güllü'ye her şeyi anlatmam lazım. Ama içeri nasıl gireceğim bilmiyorum. Ha, ben biliyorum öyle bir yolu. Nasıl? Raşit göstermişti. Ha? Aha. Kemal, sen buradan yürü, meyve bahçesinin girişinde bekle.
Tamam Cemşire. Hadi. Hayrola Cemşir? Yok bir şey Yasin ağam. Zehra'yı göreyim dedim. Diyeceklerim vardı. Buyur geç. Gülizar sen de koş haber ver. Cemşir Efendi geldi. Zehra Hanım'a bir DJ varmış. Az bir dışarı çağırıyor kendisini. Bu da çok yüz buldu ana. Söyle ona torununu görmek istiyorsa daha çok bekler. Elini kolunu sallayarak gelemez böyle çiftliğe. Tamam kızım sen sinirlenme. Ben şimdi çıkartırım ona her şeyi bir daha gelmez. Gülizar Muzaffer'in sütünü getir. Cemşir, bir şey mi oldu? Yok bir şey Zehra. Bak, dediklerimi iyi dinle. Hı. Soru da sorma. Hı. Şimdi Güllü'ye gidip diyeceksin ki... baban aşağıda... sana bunları Kemal nedeniyle söylüyor. Sahlandığı yeri bilen bir adam varmış. Gelmiş babana bulmuş. Meyve bahçelerinin orada seni bekliyormuş. Gidersen Kemal'in sahlandığı yeri söyleyeceğim sana. Neden doğrudan beni görmeye gelmemiş adam? Bilmiyorum ki. Jandarmalardan korktu herhalde. Sen miydin Ramazan? He, Deze ben geldim. Gel. Kim var orada? Çık ortaya. Güllü, sana söylemem gereken şeyler var. Güllü çok mühim. Güllü, Orhan'dan uzak. O adam çok tehlikeli. Çocuğunu o kaçırdı. Suçu benim üstüme o yıktı. Güllü, Güllü sana ve çocuğuna zarar verecek. Beni dinle ne olursun. Güllü, o adam... Kemal burada! Yetişin! Güllü. Jandarmalar! Güllü. Yetişin! Kemal burada! Yetişin! Jandarmalar! Jandarmalar! Bu tarafa gitti. Bu tarafa! Sana gelmiş. Aşağıda posta kutusunda gördüm. Nedir o? Bilmiyorum. Üzerinde İstanbul yazıyordu. Neriman göndermiş. Ha. İkinizi de çok tebrik ederim Halideciğim. Yavrunuzu sağlıkla ve müreffeh günlerde büyütmeniz temennisiyle. Neriman. Kurban oldum. Bak hadi gel inat etme seni bize götüreyim ha. Ya bak Kemal zaten içeriden kaçmış. Rüya falan gelir. Benim aklım sende kalıyor ya. Yüzüm yok Ramazan. Kemal buraya gelmez zaten. Benim yüzümü görmek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Hadi sen de git. Gecikme. Ben iyiyim. Merak etme tamam mı? Tamam. Bunu da al. Orada bebeği olan birine verirsin. Hediye.
Nasıl oluyor da bu adamı hala yakalayamıyorsunuz komutan? Karanlıktan faydalanarak kaçmış. Askerlerim ellerinden geleni yapıyorlar. Merak etmeyin. Kemal'i yakalamamız an meselesi. Serap Hanım'a zarar verebilirdi. Tedbirlerin arttırılmasını istiyorum lütfen. Şüpheniz olmasın. Devriye sayısını arttırdım. Bu arada bebeği bulduğumuz evde yapılan parmak izi tahkikatı neticelendi. Öyle mi? Bir şey bulabildiniz mi? Parmak izlerinden biri Kemal'e ait. Mahkemeye çıkarıldığında suçlu bulunacağı aşikar. Cezası neyse çeksin. En ağır cezayı alması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi bir de Cemşir Efendi'yi dinleyelim bakalım. Hangi akılla Kemal'i çiftliğe sokmuş öğrenelim. Müsaadenizle komutan. Ben de duymak istiyorum bu davranışın sebebini. Buyurun. Sana da aferin ana. Güllü, vallahi haberim yoktu. Üstüme aklıma gelmezdi babanın Kemal'i alıp buraya getireceği. Yani torunu için bu kadar üzülen adam tutsun, bebeği kaçıran şeytanı alıp buraya getirsin. E hiç akıl alıyor mu? Tamam. Hadi Muzaffer Ali'ye bak sen de. Konuş bakalım Cemşir Efendi. Vallahi komutanım, Kemal benim yolumu kesti. Güllü'yü görmem lazım, çok önemli dedi. Silah çekti, tehdit etti. Ben de ne edeceğimi bilemedim. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Yok komutanım, bir şey biliyorsam namerdim. Bence bu adamı da tutuklayın komutan. Kemal'e yardım ettiği aşikar. Bu da suça girer zaten. Yalanım varsa gözüm önüme aksın komutanım. Hem ben torunumu kaçıran adama yardım edecek adam mıyım? Beni affedin komutanım. Gözüm üstünde Cemşir. Hadi evine git şimdi. İyi misiniz Serap? Şimdi daha iyiyim, sağ olun. Bakın, asabınızı daha fazla bozmak istemem. Ama ne yazık ki bu çiftlik sizin için emniyette değil. Bu kadar jandarmanın arasından geçip içeri girebiliyorsa Kemal'in gözü tamamen kararmış demektir. Serap, benden sakladığınız bir şey var. Lütfen, çekinmeden söyleyin. Kemal'le tam olarak aranızda ne tür bir konuşma geçti? Bana her şeyi anlatmanız hayati bir önem taşıyor. Bebeği sizin kaçırdığınızı söyledi. Göya suçu onun üstüne atmışsınız. Böyle bir şeye inanabileceğimi nasıl düşünür hiç aklım almıyor. Şaşırmadım doğrusu. Şaşırmadın mı? Evet. Şaşırmadım. Hapishanede yaptığım görüşmede bütün suçu üstüme atacağını ve buna da sizi inandıracağını söylemişti. Tuhaf. Nedense sizin ona inanacağınız gibi bir özgüveni var. Çaresiz kalan her insan gibi suçunu başka birine yüklemesi çok tabii. Ama parmak izi de tespit edildiğine göre bu iftiralar da onu kurtaramayacaktır. İnanamıyorum. Kemal bu duruma nasıl düşer? Bir insan nasıl bu kadar değişir? Oysa benim tanıdığım Kemal... Bak Serap, o dışarıdayken bizim burada durmamız çok tehlikeli. En mühimi de Muzaffer Ali. Ona yeniden bir zarar vermesinden korkuyorum.
oğlunuzu düşünmek zorundasınız. Eğer dilerseniz sabah erkenden yola çıkarız. Otomobille İstanbul'a kadar gideriz. Oradan da Paris'e uçarız. Evet derseniz biletleri hemen aldırırım. Vay vay ki vay. Tövbeler olsun. Az kalsın başımıza bir felaket daha gelecekti. Hem de göz göre göre. Ya bu Kemal'de kiden ya ne cesaret. Sen onca adamın arasına dal. Kale gibi korunan çitliğe gir. Derdi ne ki bu adamın ya? E derdi besbelli bacım. Hanıma bir fenalık edecekti zar. Derdi fenalık yapmaktı da. Niye yapmadı o vakit? Anlaşıldı. Gene uyku yok bu akşam bize. Cemşir Efendi ne diyor Yasin'a? Ne desin? Adamı tehdit etmiş Kemal. Silahı çekmiş. O da korkudan dediğini yapmış. Hı. Vallahi Cemşir Efendi'nin de pek korkmuş gibi bir hali yoktu yalnız. Ne yani, yalan mı söylemiş? Ben bilmiyorum yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor. Ama bu işin içinden bir bitiyeni çıkabilir. Aman ağzını hayır aç be. Halde benim. Seninle konuşacaklarım var. Karakola gidip bildiklerini anlatacaksın Halde. O şerefsizin anamın katili olduğunu, evi onu yaktırdığını söyleyeceksin. O adam çok tehlikeli Halde. Hapishanedeki adamı konuşmaması için öldürttü. Bebeği kaçırıp suçu benim üstüme yıktı. Jandarma her yerde beni arıyor. Gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için tek konuşacak sensin Halde. Hapishaneden niye kaçtın Kemal? Mecburdum. O herif bebeğe bir şey yapabilirdi. Gülü'nün bebeğini kurtarmak için hapishaneden kaçtın öyle mi? Gülü'nün bebeği için kendi hayatını tehlikeye attın. Ama kendi bebeğine ne olduğu umurunda bile değil, öyle mi Kemal? Ne demek istiyorsun Halde? Ben bebeği düşürdüm Kemal. Evet. Artık baba olmayacaksın. Artık bir çocuğumuz olmayacak. Olmalısın da. Çünkü bebeğim senin yüzünden öldü. Benim yüzümden mi? Senin bana söylediklerin yüzünden. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum dedim. Ben aklımı kaçırmış gibiydim. Çıldıracaktım, anladın mı Kemal? Halide. Sen benim ne halde olduğumu biliyor musun ha? Beni ne kadar yaraladığını hiç düşündün mü? Ha? Hiç düşündün mü Kemal?
Canın yanıyor değil mi? Benim çektiğim acıların aynısını çekmeni istedim. Bebeğimi ben öldürdüm Kemal. Halde. Nasıl yaparsın? Nasıl? Bir de utanmadan beni mi suçluyorsun? Karnımdaki çocukla beni bırakıp giden sensin. Asıl sen öldürdün bebeğini. Halde nasıl yaptın? İnsan bebeğine nasıl kıyar Halde? Ben bütün hayatımdan vazgeçtim. Çiftliğimden vazgeçtim, bütün mal varlığımdan vazgeçtim, gururumdan vazgeçtim. Ama sen bunların hiçbirini hak etmedin. Bütün bu yaptıkların için pişman olacaksın Kemal. Anladın mı? Bütün bu yaptıklarına pişman olacaksın Kemal. Bir gün arkanı dönüp baktığında bütün bu yaptıklarına pişman olacaksın. Alo, bana jandarmayı bağlar mısınız lütfen? Alo, ben Halide Şahin. Kaçak olarak aradığımız Kemal Şahin şu anda benim evimde. Kemal denen o iti derhal geberteceksin. İşi bitirdiğin zaman da paranın devamını alırsın. Anladın mı? Git şimdi. Thank you.
Şunu da koy. Belki seyrindir ama. Muzaffer Ali'nin hırkalarını koydun değil mi? Her bir şey ciddi, tamam hanımım. Şey hanımım, acaba çok kalacak mısınız Paris'te? Bilmiyorum. Niye sordun? Şeyden sordum ben. Yani çok kalacaksanız Orhan Bey'le gidiyorsunuz ya. Yani şey nasıl desem, dedikodu falan çıkar diye şimdi millet duyunca. İstediğimle istediğim yerde istediğim kadar kalırım Gülizar. Size hesap mı vereceğim ben? Yok, ben onun için demedim. Ne için dedin Gülizar? Çık dışarı. Vallahi de gidiyor, billahi de gidiyor işte. Nereye gidiyor? Nereye olacak? Hanım Orhan Bey'in Paris'e gidiyor. Ya Orhan Bey senin neyin oluyor ya? Sen ne demeye Orhan Bey'le Paris'e gidiyorsun ya? Kız, amma fesatsın ha. Ne var bunda? Başında er olmadan kadın başına gidecek halı yok ya. He? Hem bırakın geçsin. Geçsin. O şeytan Kemal da yakalanmadan geri gelmesin. Ya Siyare bacı, sende hiç düşünce yok mu? Ha? Yani sen Paris'in ne kadar romantik bir yer olduğunu hiç duymadın mı? Romantik ne kız? Aşraf İşleri'nin yapıldığı yer yani. Muzaffer Bey hiç anlatmadı mı sana Paris nasıl bir yer diye? Ha. Vallahi de billahi de söylüyorum size. Bunlar buradan nikahlanıp da dönerse hiç şaşırmayın. Tövbe tövbe. Yok daha neler. Peki evlenseler ne olacak ki ha? Hem Allah korusun Orhan Bey olmasaydı Muzaffer Ali zor bulunurdu. Kadın Orhan Bey'e güvenmesinde kime güvensin değil mi ya? Gülizar, senin Orhan Bey'le alıp veremediğin nedir? Eğer bildiğin bir şey varsa söyle biz de bilelim. Kötü, fena bir şey var o adamda. Hissediyorum ya. En kısa sürede çıkacak bu ortaya. Görürsünüz bak, aha. Buraya yazıyorum. Gülizar dediydi dersiniz. Her şey birbirine girdi Pakizem ya. Aklım hep teyzemle yemin ediyorum var ya. Orada öyle yapayalnız, tek başına. Ya Ramazan, insan hiç bebeğine kıyar mı? Resmen aklını kaçırmış o. Ya Kemal'in yaptığını kim duysa aklını kaçırır. Bir de inanıyordum ben ona ya. Bakar mısın? O suçlu çıktı ya. Allah Allah. Siz benim dediklerime hiç inanmıyorsunuz. Kemal suçlu der. Hasbinallah. Ya sen oradan ne konuşuyorsun Allah'ını seversen ya? Ne diyeyim? Diyorum ki ne? Artık kalksan da bir el atsan şu dükkanı bir temizlesek ha? Ne diyeyim? Ne diyor bu bende? Ne diyor? Dükkan mı diyor? Sen ne dükkanı? Manav dükkanı. Ya meyhaneyi diyorum kardeşim. Sen niye anlamaz gibi yapıp benim karşıma kalkıyorsun böyle konuşuyorsun? Ya Ramazan, kabak hala iyileşmedi. He. İyileşemedim. Öyle mi? Öyle. İyi. O zaman ben gider tek başıma dükkanı açar temizlerim. Merak etmeyin siz. Ya Ramazan yapma. Ya anlamıyorsun galiba. O dükkan açık kaldıkça bela çekecek. Ya Pakize cebimdeki para suyunu çekmiş. Ne konuşuyorsun sen ya? Tamam olsun. Ben gene çalışmaya başlarım. Hem o dükkanı devrederiz. Aldığımız parayla da ufak bir yer alırız. Olmaz mı? Olmaz ya. Ya Pakize sen bana ne diyorsun? Ne konuştuk biz seninle? Allah Allah. Hem ben hiç kimseye Ramazan tırsı da İbrahim'den dükkanı kapattı gitti dert etmem ya. O kim ya? Konuşuyorlar bana ya. Ne diyor? He? Keçi bu, keçi. Dükkanmış.
Nerede sakladın o deyyusu? Kemal Han. Kemal denen iti. Nerede o? Sapı çıksın lan. Bey isterse defterini dürüverir Sabi'nin. Haberin ola. Kemal'i bağa getireceksin. Söylediğim yere, söylediğim vakitte gelmesini sağlayacaksın. Anladın mı Cemşir? Anladım. Tamam. Şimdi aç kulaklarını, iyi dinle. Nasılsın kardeşim? Sağ ol Ahmet, iyiyim. Jandarmalar her yerde. Burası artık yeter kadar güvenli değil. Ne olursun beni dinle. Bir yolunu bul, Adana'dan git. He? Gidemem Ahmet. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Burada bu şekilde artık duramazsın ki. Çiftliğe gideceğim. Güllü'yle tekrar konuşmayı deneyeceğim. Aklımı kaçırdın kardeşim sen, he? Aklımı mı kaçırdın? İnandıramazsın ki. Başka çarem yok. Denemek zorundayım. Halde Orhan'la ilgili ifade vermiyor. Bu işte tek başımayım. Senin de başını daha fazla derde sokmak istemiyorum. Teşekkür ederim Yasin Hanım. Serap Hanım hazır mı? Hazır efendim, şimdi iner. Âlâ. Siz bavulları ufak ufak arabaya yerleştirin. Baş üstüne. Arkadaşlar. Ana. Sence yanlış mı yapıyorum gitmekle? Niye öyle dedin ki? Bilmem ki. Ali bulundu. Kemal'in suçlu olduğu ispatlandı. Ama bilmiyorum. Bütün bu olanları aklım almıyor. Kemal bu odaya girip nasıl aldı bu bebeği? Çiftlikten nasıl çıkardı? Hiç aklım almıyor. Aklın almıyor. Çünkü inanmak istemiyor. Kemal'i çıkart aklından. O artık senin bildiğin Kemal değil. Anasının acısı iyice delirtti onu. Git kızım. Kemal yakalanmadan da sakın dönme. He mi? Hanımım, Orhan Bey geldi, aşağıda sizi bekliyor. Gel bakalım anasının bir tanesi. Gel, gel. Oh. Ana, çiftlikten bir yere ayrılma. Çıkma sakın, tamam mı? Tamam kızım, merak etme. Sağlıkla gidin, dönün. Siz dönene kadar bütün sıkıntılar biter inşallah. Yasin Han, anam da çiftlik de sana emanet. Hiç merak etmeyin hanımım. Gözünüz arkada kalmasın. Hayırlı yolculuklar hanımım. Hayırlı yolculuklar. Varınca vardık diye ara, he mi? Hepiniz hoşça kalın. Hadi güle güle. Güle güle beyim. Allah kavuştursun bacım. Amin, amin.
Diyemiyorum ki ne? Sen bir ayı olaysın çünkü. Sen ayı diyemiyorum. Çünkü ben sana ayı dersem ayıya hakaret olur, değil mi? Ölür. Kusura bakma Halide, böyle aniden geldim. Ama seninle konuşmam lazım. Bir şey mi oldu? Orhan, Serap'la Paris'e gidiyor. Bu sabah yola çıktılar. Ne var bunda? Elimde değil Halide. Onları beraber düşünmeye dayanamıyorum. Beraber Paris'e gitmeleri beni deli ediyor. Orhan'ın Serap'a olan ilgisini zaten biliyordun. Bu yüzden boşanmadınız mı? Hayır. Boşanmamızın gerçek sebebi değildi. Her şey oyundu Halide. Orhan tüm mal varlığımızı, bütün paramızı kaybetti. Sonra bu korkunç planı kurdu. Benden boşanıp Serap'la evlenecek ve zengin olacak. Karşıdan bakıldığında ne kadar basit bir plan gibi görünüyor, değil mi? Ama işler öyle gitmedi. Orhan'ın neler yaptığına, beni nelere alet ettiğine inanamazsın. Ben her şeyi biliyorum Seher. Sadece senin de bu işin içinde bu kadar olduğunu bilmiyordum. Mecbur kaldım. Orhan bana başka çare bırakmadı. Ama artık dayanamıyorum. Orhan'ı kendi ellerimle Serap'ın kollarına attım. Onları beraber düşünmeye bile tahammül edemiyorum. Yapamayacağım. Hayır. Onların evlenmelerine mani olacağım. Her ne pahasına olursa olsun. Öyle mi? Demek evlenmelerine müsaade etmeyeceksin. Ne yapacaksın peki? Her şeyi Serap'a anlatacağım. Kalacakları oteli biliyorum. Telefon açacağım ve her şeyi tek tek Serap'a anlatacağım. Saçmalama Seher. Hiçbir şey yapmayacaksın. Orhan'ın Serap'la evlenmesi hepimizin menfaatine. Eğer bu evliliğe mani olmaya kalkarsan... karşında beni bulursun. Anladın mı? Muzaffer'le geldiğimizde nehrin öbür tarafında kalmıştık. Eğer burayı beğenmediyseniz hemen başka bir yere geçebiliriz. Hayır. Çok güzel. Ben hemen yan odada olacağım. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda arayabilirsiniz. İyice bir dinlenin. Akşam isterseniz bir şehir turu yaparız. Hoşça kalın. Ali, bak. 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 Hmm.
Hayrola Cemşire? Ahmet, Kemal nerede? Onu bulmam lazım. Ne yapacaksın Kemal'i? Hayat memat meselesi. Onu mutlaka görmem lazım. Nereye gidiyorsun Ramazan? Nereye mi gidiyorum? Kaç defa söyleyeceğim Pakize? Dükkanı açacağım. Hadi abi sen de kalk. İş başı yapacağız. Tövbe. Ben bir daha girmem o uğursuz yere. Ya bak beni delilendireceksin yemin ediyorum ha. Ya zaten gittim tek başıma. Bütün dükkanı toparladım, düzenledim. Canım çıktı. Bir de bana oradan konuşuyorsun ya. Biz ortak değil miyiz kardeşim? Yine mi yalnız bırakıyorsun beni sen? Yok. Yemin etmişim, tövbe etmişim. Ben oraya bir daha adımımı atmam Ramazan. Hiç kusura bakma. Bak kabak da istemiyor. Hadi gel vazgeç şu işten. Hem o İbrahim Ayısı var ya, oraya açık kaldıkça hayatta ayağını kesmez oradan. Ya yok, kesecek diyorum ya. Söz veriyorum ya. Bela mela olmayacak. Ya ben size bir şey demiyorum ya. Ben gidiyorum. Öf. İnadı tuttu bir kere. Laf anlatmanın yolu yok keçiye. Keçi, keçi işte. Orhan'ın adamı olduğuna emin misin? He ya. Herifin kendi söyledi. Orhan'ı ipe götürecek kanıtlar varmış elinde. O kanıtları almak istersen... ...o kağıtta yazılı yere gidecek misin? Bu gece mi? Ay kollarım koptu. Bu çiftliğin çamaşırları hiç bitmiyor. Yu kollarım koptu. Bahila, bu ilaç senin mi? Yok değil. Ne ki o? Bir de sana soruyorum işte. Yok benim değil. Nerede buldun onu? Misafir odasından çıktı. Ha. Kız, en son o odada Ohran Bey kaldıydı. Onun olmazsın. Neyse. Mersin. Öyle mezudum ki sana. Seninle burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Ben de öyle. Haklıymışsın. Bu tatil gerçekten de çok iyi geldi. O halde... ...bu hediyeyi bir kez daha reddedip... ...beni kırmayacağını ümit ediyorum. Çok zarif bir kolye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olmuyor ha bak işte sensiz olmuyor kardeşim. Allah Allah. Haydar. Bana bak hele. Sen oğlum bu... millete haber verdin mi biz bugünle yine akşam dükkanı açıyoruz gelin falan diye? Dedim usta. Herkese haber verdim vallahi. Herkese haber verdim. Nerede bu millet?
Yürü git karşımdan benim ya. Konuş yürü bir de bana oradan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Of. Hep dert, hep dert ya. Bir ufak verseniz de neşemizi bulsak. Haydar, ne istiyorsa ver. Tamam usta. Bakıyorum sinek avlıyorsun. Ve tabii mekanda okula çıkınca millet ayağını kesti değil mi? Bak işte, benim zaten asabım bozuk. Bir de sen konuşup benim kafamı dasını attırma. Ya adam gibi otur ya da yürü kalk git dükkandan. Ya sen de hemen celallenme ya. Dur hele. Aman. Geç bir otur hele. Geç otur, bir şey konuşacağım ben seninle. Bak Ramazan, beni dinlersen işlerini yoluna koyarsın. Nasıl olacak o iş? Ha. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Sen bu işleri eskisi gibi sürdüremen diyor. Senin başka başka yollara sapman lazım diyor. Allah Allah. Nasıl nasıl yollara? Görmüyor musun? Adana'da her yer bar, pavyon. Hepsinde de bıngıl bıngıl kadınlar. Kapının önünde millet kuyruk oluyor. İçeride vukuat varmış, hırgür varmış. Kimsenin umurunda değil. E bana ne bunlar? Nasıl sahne? Aklını kullanacaksın. Zamana uyacaksın. Değil mi? Ya sen benim dediklerimi bir iyice düşün. Aklına yatarsa ben sana yardımcı olacağım. Hadi sana afiyet olsun. Sağ olasın. Gitmeyeceksin değil mi kardeşim? Gideceğim Ahmet. Yapma Kemal. Gitme. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Bu işte bir bit yeneği var ama. Gitmek zorundayım Ahmet. Başka şansım yok. Eğer adam doğru söylüyorsa Orhan'ın foyasını meydana çıkarabilirim. O vakit ben de geleceğim. Olmaz. Adam yalnız gelsin demiş. Ya Kemal bak kardeşim. Ahmet, benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Ne olacaksa olsun. Sakın peşimden gelme. Sakın. Öyle güzelsin güzelim. Sana bakmaya doyamıyorum. Çok teşekkür ederim Orhan. Sana her gün yeniden aşık oluyorum. Lütfen yapmayın Orhan Bey. Kim var orada? Selam. Benimle evlenir misin?